Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam uzmanlık alanınız genel cerrahi uzmanlığı. Evet. Sizin alanınızda çok farklı hastalıkların tedavi aşamaları var. Dilerseniz onlarla ilgili bilgi alırsak, böbrek taşlarından tutun da hemoroide kadar her şey var hocam. Ve son yıllarda özellikle hemoroid ve fikstür ameliyatları çok dikkat çekiyor. Bu acaba beslenme mi, yaşam şartları mı, stres midir? Ya da önceleri vardı da bu kadar yazılı ve görsel basına yansımıyor muydu? Tedavi aşamalarına ilişkin bilgi alalım hocam. İnsanların tabii sağlık hizmetlerine ulaşmaları kolaylaştıkça insanların da problemleri ortaya konabiliyor ve daha rahat ve daha sık hekime gidilebiliyor. Bir de tabii günümüzde gerçekten gerek hekimlerin bilgi becerisi, gerek cihazların bu seviyede teknolojinin ilerlemesi, tıbbi teknolojinin hastalarda ciddi bir güven yaratmış oluyor. Ve hastalıklarını daha böyle hayali, yuvarlak şeylerle değil de gerçek bilgilerle ortaya koyabilen kurumlarda ister istemez hastalarda daha yoğun hekime gidiyorlar ve ortaya da hastalıkların biraz daha fazla olduğu çıkıyor. Eskiden yani 30 sene hastalığını çekiyor ama kimseye bir şey söylemiyor. Doktora da gitmiyor. O hani daha konforlu yaşama şansı varken o sıkıntıya katlanarak yaşayabiliyor. Onun için hemoroid olsun, fistül olsun, fistül olsun bunlar hastaların hekime daha rahat gitmesi neticesinde ortaya çıkan, daha sık görülen bir duruma geldi. Hemoroidler genellikle makat bölgesinde ve bazen bu genetik de oluyor ama daha çok oturan ve ayakta duran insanlarda daha çabuk gelişiyor. Orada bir damarsal sistemden dolayı bunlar olabiliyor ve o bölgenin toplar damarları o bölgede bir vena cava sistemi var, vena porta sistemi var. İki sistem orada ağız ağza geliyor ve basınç orada çok düşük, damar basıncı. Ve orada bir nevi varisler oluşabiliyor. Oluşan o damar genişlemesi, varis olayları hemoroid oluşturuyor. Onlar genellikle meme şeklinde makattan dışarıya çıkıyor. Ağrılar oluyor, kanaması oluyor. Ve bunların bir kısmı ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Diyetlerle tedavi edilebiliyor. Bir kısmına da ameliyat gerekebiliyor. Fissür de böyle yine makat bölgesinin bir hastalığıdır. Çatlak şeklinde oluşuyor, gelişiyor, o kronikleşiyor. Ve orada spazma bağlı olarak da ağrılı bir durum alıyor. Genellikle büyük abdest yaparken şiddetli ağrı ve abdestten sonra da kanamaları olabiliyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.